faccio le visite per le ricerche. Sono tutti consapevoli. Non mi ricordo di dire che così sarebbe una novità, cioè se si è iniziato a fare il passaggio di sale e tutto ciò. Tutto il suo mondo è un po' tutto ciò. Non ti vedi da solo, ti fai un po' di sale e non ne come dire io, è qui. E ti ci credo, adatta, non si dà sempre di lui, ma non ti trovi quasi un massimo di strano, e non ti trovi quasi che si fa un senso, e non ti trovi sempre di lui, e non ti trovi 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 di lui, e non Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle bu güzel etkinliği düzenleyen Metin Sesat Oğlu Sayın Başkan'la yürekten teşekkür ediyorum. Her toplumun aydınları vardır. Bazen siyaset dünyasında, bazen bilim dünyasında, bazen sanat dünyasında bunlar kendilerini gösterirler. Onlara aydın demeyi aslında söyleyen biziz. Onlar kişilikleriyle, yapıtlarıyla, eserleriyle, söylemleriyle toplumun önüne çıkarlar. Ama toplum onları bir süre sonra kendi toplumunun aydını olarak kabul edermiş. Ve öyle bir noktaya gelir ki, kültürde, sanatta, bilimde bir olay olduğunda ona gidip danışma ihtiyacı duyarmış. Erdal Bey bunlardan birisidir. Siyasette uzlaşma kültürü bana başlattı. Siyasette uzlaşma kültürü. En çok bugünler için söylüyorum. En çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey siyasette uzlaşma. Çünkü siyasette siyasetçilerin uzlaşma kültürünü geliştirebilmeleri için bugün dinlemeleri gerekiyor. Dinleme düşünmenin ilk basamağı aslında. Ne söylüyor karşıdaki kişi? Televizyonda neler söyleniyor? Okuyor. O da bir dinleme. Sonra dinlediği konu üzerine düşünme. Yani sorgulama. Artısıyla eksisi. Ama bugün siyasette bunu kaybetmiş vaziyetteyiz. 15 Temmuz girişiminden sonra saraya davet edilmiştir. Türkiye çok derin bir travma yaşıyor. Ve bu travmadan Türkiye'nin kurtulması gerekiyor. Gittik. Söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Söylenmesi gereken her şey. Uzlaşma kültürünün ne kadar önemli olduğunu, devlette liyakatin ne kadar önemli olduğunu, yargı bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu ifade etti. Tamamı hak verdi. Katılanların tamamı hak verdi.
yargı bağımsızlığından başlayalım dediler. Peki. Oturalım, uzlaşalım ve yargı bağımsızlığını sağlayalım dediler. Sadece iki toplantı yaptık ve sonra geldiler. İki, yargı zaten ellerindeydi. Onları yargıyı daha da bağımlı hale getirme düşüncesi vardı ve o düşünceyi daha sonra hayata geçirdi. Bunlara baktığınızda, evet uzlaşma kültürü tamam. Uzlaşma kültürünün özünde yatan nedir? Hakkı sorgulamaktır bir anlamda. Benim eksik gördüğüm ya da eksik yaşadığım ya da eksik bildiğim bir olayı bir başkasının tamamlaması demektir. Uzlaşma kültüründe dayatma yoktur zaten. Dayatma olsa zaten uzlaşma kültürü. Ama bugün yaşadığımız olay bir uzlaşma kültürü değil. Uzlaşma kültüründen uzaklaşıp bir dayatma kültürünü toplumun önüne koymaktır. Gelinen nokta maalesef budur. Erdal Bey tabii bir bilim insanı her şeyden önce. Bilime değer veriyor. TÜBİTAK'taki emeğini, TÜBİTAK'ı kurduğunu söyledi. Az önce Sayın Tüzes Başkanımız. Evet TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi kurdu. Ama şu soruyu yeteri kadar bu toplum kendisine sormadı. Bilim dünyasında yeteri kadar kendisine sormadı. TÜBİTAK ne oldu? Yok etti. Darmadağın etti. Üstelik biliminden nasibini toplu iğne ucu kadar almamış kişiler tarafından TÜBİTAK yok edildi. Pakistan'daki benzer kuruluş olan TÜBİTAK'dan, Amerika'dan, Fransa'dan, Kanada'dan, dünyanın her tarafından bilim insanları yazılar yazdılar. Dönemin cumhurbaşkanı TÜBİTAK ile oynamak. Yeteri kadar bu dünyada. Ve bir grup akademisyen oradan ayrıldı. Farklı bir adam bulunacağız. Onlarla da yeteri kadar ilgilenmedik. Aslında hepimizin sorumluluğu çok önemli. Yeri geldiğinde çok konuşuruz. Yeri geldiğinde çok eleştiririz. Ama buyurun beyler şunu yapalım dediğimiz zaman arkaya döndüğümüzde çoğu kez kimseyi bulamayız. Bu bizim temel sorunlarımızdan birisidir. Değerli arkadaşlarım, siyasette keşkeler olmasaydı diye belediye başkanımız güçlendi. Çünkü her keşke sözcüğü yapılan bir yanlışı buluyoruz. Keşke bunu yapmasaydı. Ama bizim kısa siyaset tarihimize baktığımızda 1789-1946'yı kıyaslıyorum. Kısa siyaset tarihimize baktığımızda o kadar çok keşkelerimiz var. Ve bunlar hani olur da 10 yılda bir olur falan değil. Neredeyse her gün olur. Her gün. Bu aynı zamanda tarihten ders almadığımızı gösteriyor. Çünkü tarihten ders alabilseydik, hatalardan ders çıkarabilseydik, aynı yanlışları tekrar etmeseydik, bugünkü konuma gelmezdik. Bugün geldiğimiz tabloya bakın. Erdal Bey bugünkü tabloyu görmedi. Bilmiyor da. Yargıya bakın hangi durumda. Süreler olmasa, Yukada'da toplantı yapanlar serbest bırakılmayacak. Adımız gibi eminiz. O devreye giriyoruz. Çünkü ortada yargı yok. Hangi yargıdan söz ediyoruz? Kuşatılmış bir yargı. Medya. Hangi medyadan söz ediyoruz? Kuşatılmış bir yargı. Üniversiteler. Hangi üniversitelerden söz ediyoruz? O hal uygulamalarıyla darmadağın edilen üniversiteler. Bilime saygıdan söz ediyoruz. Hangi bilime saygı? Konuşan, üreten kişinin bir anlamda dışlandığı, bulunduğu alandan dışlandığı bir süreç. Ama bütün bunlara rağmen asla da asla karamsar olmaya hakkımız yok. Asla da asla karamsar olmayacağız. Bu ülkeyi kuranlar çok zor koşullarda kurdular.
olması başardılar. Büyük bedeller ödediler. Biz o günün koşullarına göre daha iyiyiz aslında. Daha çok okuyanımız var, yazanımız var, çizenimiz var. Sorun cesur olmakta. Daha cesur olacağız. Daha kararlı olacağız. Daha inatçı olacağız. Çünkü biz haklıyız. Bu ülkeye demokrasiyi getirmek istiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Belediye başkanları ya görevden alınıyor veya istifaya zorlanıyor. Kentlerde görevden alınan, atanan veya istifa eden belediye başkanları her yaptığı kentlerde nüfusun aşağı yukarı %50'si. Ya kararnameyle görevden alıyorsunuz veya tehdit ediyorsunuz. Şantajla istifa edeceğiz diyorlar. Nüfusun %50'si kendi seçtiği belediye başkanı tarafından yönetilmiyor. Demokrasi öneriyoruz. Buyurun seçim yapalım. Bir an önce seçim yapalım. İnsanlar olabilir. Yeni belediye başkanları seçin. Veya siz aday göstermiyorsanız kendi partinizden başkasına aday gösterirsiniz. Kazanan kim olur? Hepimiz oluruz. Kazanan kurum da olur? Demokrasi kurumu. Ve dünyaya deriz ki bakın nüfusun %50'si bir şekliyle kendi seçtiği belediye başkanı tarafından yönetilemiyor ama demokrasinin gereği olarak herkes seçmeli. Korkuyor. Çünkü onlar demokrasiye inanıyor. Demokrasiyi araç olarak kullanmak istiyor. İnsana saygıyı bilmiyorlar. Sabah, öğle, akşam millet. Hani millet? Kendisini millet olarak koyuyor. Kendisini toplumun yerine koyuyor. Herkes susacak, sadece o konuşacak. Herkes düşünmeyecek, sadece o düşünmeyecek. İnsanı bir metal yerine koyan, mal yerine koyan bir siyaset anlayışı toplumda egemen olmaya başladı. Bu kültürü yıkacağız. Bu kültürü yıkacağız. Ve hikmatta da kararlıyız. 2019'da benim tek isteğim var. Tek isteğim var. Kararlı ve namuslu durursak, demokrasiye sahip çıkarsak, her düşüncenin önündeki engelleri tümüyle kaldırırsak, biz bu saray diktasını yıkarız. Ve yıkmaya da kararlıyız. Yıkacağız. Filmin sonu kötü demiştim. İyi ki filmde mafya liderlerinin galiba çatışmasını anlatan bir film. İyi ki erken bitti, yoksa çok insan ölecekti. Çok sayıda insanımızı kaybettik. Fiziki anlamda insan kaybının dışında, fiziki anlamda insan kaybının dışında düşünmüyor olan insanlarımızı kaybettik. Üniversitedeki hoca bugün simit satarak geçinmeyi sağlayabilecek bir konuma düşünüyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Belki Erdal Bey bize bir gün bu fırsatı alacak. Demokrasi konusunda hocalarım konuşacaklar. Ben de daha sonra buraya kürsüye gelecek olan çok saygıdeğer konuşmacıları dinleme fırsatı olacak. Bilgi dağarcığını inanıyorum zenginleştirecek. Bize bu olanağı sağlayan size yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. Bütün çalışmaları için çok teşekkür ederiz. Araştırmaları ve özgün çalışmalarıyla sosyal bilimleri ve Türkiye siyasi literatürüne çok önemli katkıları bulunan 1964 senesinden bu yana değişik dillerde basit.